nasıl gireceğim? Dört saattir yoldayız. Çok terledik. Artık elbiselerimiz polar armutlu gibi oldu. Of. Şu nasıl terliyor oğlum? Sırılsıklı ama. Ama değiyor mu? Değiyor. Tabii ki değiyor hocam. Kendimizi bir alkışlayalım. Sen bir zaman belli olmaz ki. Pantolonun sırılsıklı. Evet, uzun ve yorucu yolculuktan sonra zirveye az kaldı. Arkamızda Sıpan Dağı'nın, Türkiye'nin ikinci büyük dağı Sıpan Dağı'nın muhteşem bir görüntüsü var. Bu anlar, bu kareleri gerçekten görmeye değer. Mükemmel bir an, mükemmel bir duygu. Muazzam derecede rüzgar var ve karşınızda muazzam manzara. Şey kesti ha hocam. Evet, ben Cengiz Gencer. Dağcılık sporuyla uğraşıyorum. Şu an Nemrut Krater Gölü zirvesindeyiz. Göl buz tutmuş durumda, gördüğünüz gibi. Yazıyla, kışıyla muazzam bir yer. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Dün dağcı arkadaşlarla beraber buraya geldik. Gördüğünüz gibi. Herkese gelmek nasip olmuyor bu kışın ortasında. Gerçekten doğasıyla harika bir yer, muazzam bir yer. Doktor Cihan Önen,
yaklaşık 12 saatlik, 13 saatlik yoldan sonra Nemrut Kalderası'nın içerisine varabildik. Çok zorlu bir parkurdu. Biliyoruz ki bu aralar Nemrut Kalderası çok revaçta, astronotların bile dikkatini çekmiş bir yer uzaydan görüntülenmekte. Biz de doğa sever, uzay severler olarak, ekip olarak geldik burada. Güzel manzaraları görme fırsatımız oldu. Herkese nasip olmuyor. Herkes bu ana tanık edemiyor. Harika bir yer. Bir yandan da buranın tanıtımına katkı sağlamak istedik. Şu anda küçük gölünün üstündeyiz. Çok kalın bir buz tabakası var. Gölün üstünde kolaylıkla durabiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Fakat bazı yerler daha risk taşıyabilmekte. Muhteşem bir yer, harika bir yer. Mart 2024 12 saatlik yolculuğun ardından kratere vardık. Küçük göl donmuş fakat büyük göl henüz donmamış. Muhteşem manzaralar, harika manzaralar. Görmeye değer.